Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Atatürk Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili gazetelerin kimisi manşetlerine taşıyabilmişti olayı, kimisi ise erken baskı yaptığı için herhalde yetiştirememişti diyoruz sevgili izleyiciler. 36 kişinin yaşamını yitirdiğini başbakan açıkladı. Binali Yıldırım dün 1.50 civarında olay yerine gidip incelemelerde bulunduktan sonra IŞİD işareti var dedi, emaresi var dedi. Bunu belirtelim. Mecliste dün yüksek yargı ile ilgili yasa görüşmeleri, değişiklik görüşmeleri teklif değerlendirilirken ve 4 parti saldırıyı kınadı bu arada grup başkan vekilleri açıklamalarında. Bir önemli not daha, Atatürk Havalimanı 5-5,5 saat sonra hava trafiğine açıldı bu arada. Onu da önemli not olarak aktaralım. Güne yansıyan ilk görüntüler ekrana gelirken bu arada terör uzmanı Cahit Armağan Dilek ile görüşelim. Konuğumuz İlhan Cihaner birazdan stüdyomuzda olacak. Onunla da değerlendirmeleri sürdürürüz sevgili izleyiciler. Veriler 147 yaralı elimizdeki veriler. 36 kişinin yaşamını yitirdiği bu terör saldırısından sonra 4 kişinin kimlik tespitinin gerçekleştiği ifade ediliyor. Adli Tıp Kurumu önünde de elbette bu acı bir bekleyiş var. Diğer yaşamını yitirenlerin kimlik tespitlerinin yapılması konusunda bir bekleyiş var. Acı bir bekleyiş, onu da ifade edelim. Evet, son veriler bu arada 88 yaralı diye ifade edilmiş sevgili izleyiciler. Onu da belirtelim, 147 diye dün gündeme gelmişti. Gazetelerde de bu rakamı gördük. Ve şunu da belirtelim, Atatürk Havalimanı'nda sevgili izleyiciler yeni güne hazırlıklar var. Temizlik çalışmaları yapılmış. Suyla temizleme çalışması yapılmış. Olay yeri inceleme tamamlandıktan sonra yoğun bir güvenlik önlemi olduğu ifade ediliyor. Bazı araçlar polis tarafından aranıyor havalimanında. Bugün uçuşlar da devam edecek. Bu arada 5 saat sonra Atatürk Havalimanı hava uçuşuna açıldı diyoruz. Şimdi görgü tanıklarının ifadeleri var. Gazetelerde okuduk hepsini sevgili izleyiciler. Arda arda gerçekleşen bir saldırı söz konusu. 7 saldırgandan söz ediliyor. 4'ü kaçtı diye ifade ediliyor. Biraz rakamlar çelişkili. Bunları belirtelim. Daha netlik yok. 3 canlı bombanın olduğu da ifade edildi. İlhan Cihaner yanımızda, hemen başlayalım sohbete. Bu olayı değerlendireceğiz elbette. Bu kaçıncı diyerek değerlendireceğiz. Maalesef bitmiyor. Siz nasıl gördünüz? Ne tür bir saldırıyla karşı karşıya Türkiye? Bitmiyor da aynı zamanda da İsrail ve Rusya ile bir yakınlaşma, turizm rahatlayacak haberlerinin ertesinde hemen havalimanı dış hatlar önünde gerçekleşiyor böyle bir saldırıda. AKP gazetelerine baktığımız zaman gördüğümüz de zaten bu ilişkilendirme. Rahatlamayın, bitmedi mi diyor birileri. Ne diyelim? Öncelikle yaşamını yitirenlere, yakınlarına yani rahmet ve acılarını paylaştığıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sorun bu şekilde ele alındığı zaman zaten çözülmez. Yani siz siyasi ve teknik sorumluluğunuzu, yani güvenlik önlemlerine ilişkin teknik sorumluluğunuzu bu şekilde bir açıklama yaptığınız zaman zaten baştan var olmayan bir yapıya atmış oluyorsunuz. Yani bu patlama olmuş olsaydı, bu saldırı, bu katliam olmuş olsaydı belki işte İsrail ve Rusya ile olan bu yakınlaşma tırnak içerisinde dedikleri sürece bağlantılandırabilirdi. Ama Türkiye'de düzenli olarak neredeyse her ay 45 günde 2 ayda bir bu tarz büyük patlamalar meydana geliyor. Bu tarz büyük katliamlar meydana geliyor. Yani Veznecilerde ne olmuştu da o patlama olmuştu? Ya da Merasim Sokak'ta, ya da Güven Park'ta, ya da Suruç'ta, değil mi? Geriye Garda, Ankara Garı'nda, geriye gittiğimiz zaman Gaziantep'te buna benzer birçok terör ve şiddet eylemiyle karşı karşıya kalıyor Türkiye. Bu tamamen olayı saptırma, siyasi iktidarın Türkiye'yi bugüne getirmesindeki siyasi ve teknik sorumluluğunu ortadan kaldırmak için. Sorumluluktan kaçma çabası. Tabii yani çok güzel işte üst akıl, işte istemeyen güçler. Ya sen muktedir bir devletsin. Üstelik sözde Orta Doğu'da senin haberin olmadan yaprak kımıldamıyordu, yaprak düşmüyordu. Bu kadar yurttaşının yaşamını yitirdiği, ülkenin bu kadar zarar gördüğü bir eylemle ilgili olarak
tek bir vakayla ilgili, ya tek bir vakayla ilgili deyin ki bunun arkasında şu bahsettiğiniz yapılar var. Bir tane var mı? Bir tane ortaya böyle bir şey koyabilirler mi? Yani bu AKP'nin maalesef geniş kitleleri uyutmak için, paralize etmek için bulduğu bir yöntem. Ama başka bir şey biliyoruz biz. Çok başarılı olduğu için görevden aldıkları, azlettikleri başbakan canlı bombalar harekete geçmeden bir işlem yapamıyoruz. Adli yönden bir şey yapamıyoruz demişti. İşte öfkeli gençler demişlerdi. İşte Nusra'yı hala terör örgütü olarak kodlayıp lanetleyemiyorlar bile. Yani düşünün. Şimdi bu yapının bugüne kadarki Türkiye'deki bu patlamanın sorumlusu olduğu anlaşılan IŞİD'e ne kadar hoşgörülü davrandığını hepimiz biliyoruz. Yani tedavilerinden tutun, burada tedavi edilip yeniden savaşçı olarak Suriye'ye gönderilmelerinden tutun. Eğit Donat gibi bir takım mekanizmalarla bu şiddeti, bu terörü, bu terör örgütlerini dolaylı olarak nasıl desteklediklerini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir kere bu konudaki siyasi ve teknik sorumluluğu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Aksi takdirde bugün Rusya'yla ya da İsrail'le olan bir anlaşmanın, yakınlaşmanın hemen ertesine denk gelir. Yarın Mısır'la yakınlaşmana böyle bir şey olamaz. Yani bu böyle, bunun için bunların tamamen sorumluluğu atmaya yöneliktir. Lütfen başbakanın açıklamalarını bilmiyorum değerlendirdiniz mi? IŞİD'i işaret ediyor başbakan. IŞİD'i işaret ediyor ama güvenlik zafiyeti yok diyor. Ya insanın yani çıldırası geliyor. Ne demek güvenlik zafiyeti yok? Yani o kadar insan ölmüş, o kadar insan yaralanmış. Kaleşini güvenlik zafiyeti yok. Giriyorlar, tarıyorlar. Bakın bundan yaklaşık bir yıl kadar önce havaalanlarındaki çift arama vardı biliyorsunuz. Uçakta çok sık seyahat eden yurttaşlarımız bilir. Bir havaalanın tam girişinde arama yapılır, değil mi? Bir de arındırılmış bölge dediğimiz içeri girdikten sonra uçağa binerken bir arama yapılır. İlk aramayı birçok havaalanında kaldırdılar. Muhtemelen İstanbul'da da kaldırıldığı için o havaalanın içine kadar girebilmişler. Yani eğer dış hatlar yolcu terminalinin içinde olmuşsa bu çatışma, ki öyle anlaşılıyor görüntülerde. Şöyle anladığım kadarıyla gazetelerin aktarımları, dış hatlar terminali girişinde birisi kendisini patlatıyor. Bu yaşanan arbededen diğerleri yararlanıyor. Yani bunun şimdi Türkiye'yi o kadar kırılgan bir hale getirdiler ki, yani şu anda Türkiye'de %95'i kontrolsüz bir şekilde Türkiye toplumunun içerisine girmiş. 3 milyonun üzerinde rakamını bile tam bilemediğimiz Suriyeli var. Bunun yanında başka işte cihadist, uyan IŞİD hücrelerinden söz ediliyor. Suikast listelerinden söz ediliyor. Kişiler var. Onun dışında Türkiye'de işte geçenlerde Bir Gün Gazetesi'nin arka arkaya verdiği haberler vardı. İşte Türkiye'de IŞİD'in eğitim kampları, her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Bakın Ankara Gar katliamının iddianamesi değerlendiriliyor bugünlerde. Orada bazı eylemlerin göz göre göre, bazı katliamların nasıl geldiğini çok çok net delilleri var ortada. Bir kere hala hükümetin IŞİD'e ya da bu tarz cihadist gruplara karşı bizim çocuklar yaklaşımı var. Bunun üzerine Suriye politikasındaki yanlışlar nedeniyle işte o yapıların palazlandırılması, orada işte Kürt oluşumuna yönelik bir koz olarak kullanılması nedeniyle dolaylı desteği, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman karşımıza bu tablo çıkıyor. Yani hala bunca katliama rağmen aynı İçişleri Bakanı'yla devam ediyorsanız, aynı siyasi iktidarla devam ediyorsanız maalesef Türkiye'nin bu tarz olayları yaşaması kaçınılmaz. Evet, çok farklı boyutları var elbette. Bir kez güvenlikten tutun dış politikaya kadar hepsinin bir bütünlüklü olarak ele alınması lazım. Evet. Adli Tıp Kurumu önünden görüntüler geliyor şu anda. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği görüntüler. Tabii en zor bekleyiş şu anda orada. Cenazelerin yakınları bekliyor. Cenazelerini alabilmek için 36 kişinin yaşamını kaybettiği bir olayla ilgili 4 kişinin sadece kimlik tespitinin yapıldığı şu ana kadar ifade edilmişti. Son bilgiyi verelim. 27 kişinin kimlik tespiti gerçekleşmiş.
Cenazelerini almak için bekleyen yakınları gözyaşlarını tutamıyorlar ve o 27 kişiyi almak üzere bekliyorlar. Sinir krizi geçirenler varmış. Sağlık ekipleri bekliyormuş adli tıp kurumunun önünde. Hepsine sabır diliyorum. Yani bu kadar alıştık ki. Kolay değil. Evet, kolay değil. Böyle şeyleri yaşıyoruz sürekli. Alışmayacağız ama birileri alışalım dedi değil mi? Bir de bu var yani birileri buna alışmak lazım gibi laflar etti. Zaten bugün yapılan açıklamalara baktığınız zaman bu olay sonrasında tamamen tüm mekanizma ona ilişkin. Hatta o kadar ki işte yurttaşların birçoğu işte yaşamını yitirmiş, birçoğu yaşam mücadelesi veriyor, aileler tedirgin. Yaralılar ve var. Türkiye Büyük Millet Meclisi sabah 5'e kadar Danıştay ve Yargıtay ile ilgili yasayı tartıştı. Bu aklın alacağı bir şey değil. Yani bu normal göstermeye başlayıp Türkiye'yi artık bu tarz olaylarla yaşanması zorunlu bir ülke gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki bunun önüne geçilemezmiş gibi, sanki bu mümkün değilmiş gibi bir hava vermeye çalışıyorlar. Bunu kesinlikle kabul etmememiz lazım, alışmamamız lazım. Evet, önemli ayrıntılar da var. Bu arada Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın Türkiye ziyaretinde bulunmak amacıyla Atatürk Havalimanı'na indiği sırada saldırı gerçekleşmiş. Arnavutluk Başbakanı indikten sonra böyle bir not aktarılıyor. Ve Rusya'dan da bir mesaj gelmiş. Daha evvel ben dünyadan tepkileri aktarmıştım. ABD, İngiltere, NATO, Fransa birçok ülkeden kınama mesajları ve taziye mesajları vardı. Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Puşkov'dan bir mesaj var Türkiye'ye. Tüm dünyadaki terör saldırılarının kurbanları suçsuz insanlardır. Brüksel'i, Paris'i, İstanbul'u Rusya'dan anlıyoruz, başımızı eğiyoruz. Ve baş sağlığı diliyoruz, unutmuyoruz demiş. Rusya ile bugün saat 12'de bir görüşme gerçekleşecek, bu bağlamda önemli diye hani bu notu da aktarmış olduk. Şimdi Sayın Cihaner, yüksek yargı ile ilgili konuya geleceğiz. Hepsi bir bütün halinde Türkiye'yi bir yere doğru götürüyor çünkü birbirinden ayıramıyoruz. Az evvel IŞİD dedik. Siz savcılık yapmış bir insansınız. Gelen haberler şöyle ki takip ediliyorlar. Ama ne hikmetse kendilerini patlatmadan yakalanamıyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Bu tabii ki mümkün değil. Yani bunu daha önceden de bu ekranlarda tartışmıştık. Yani bir terör örgütü olduğu tartışması olan bir yapıya aidiyet, onun canlı bombası olmak, onun gizli hücresi olmak, uyuyan hücresi olmak her şeyden önce örgüt üyeliği suçuna vücut verir. Dolayısıyla ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Eğer böyle bir yapıyı tespit ettiyseniz derhal yasal gereğini yaparsınız. Ama sorun sadece bununla bitmiyor. Yani hepsi birbirine bağlantılı derken kastım şuydu. İzlenen dış politika Türkiye'yi o kadar kırılgan bir hale getirdi ki. Yani Türkiye'ye giren kişilerin hangi maksatla girdiklerini bile kontrol etmeniz mümkün değil. Kavga etmediğiniz ülke yok. Şimdi barıştık falan deniliyor ama barış verdiğiniz tavizlerle, işte özür dilemekle gerçekleşecek bir şey değil. Satır aralarını okuduğunuz zaman mesela dün İsrail'le barışma tartışmalarında şöyle bir ayrıntı geçti. İsrail'e yönelik topraklarımızdan kaynaklanan terör eylemleri engellendi gibi. Yani demek ki artık Türkiye bu tarz eylemlerle anılan, buralarda yani sadece kendisi aynı zamanda terörün hedefi değil, aynı zamanda komşu ülkelere de terör eylemlerinin sıçramasına yol açan bir terminal ülke konumuna gelmiş durumda. Gene işte Fransa'da meydana gelen olay, bazı başka ülkelerdeki terör eylemlerinin Türkiye ile bağlantıları falan, Türkiye'den geçmiş olmaları falan gözetildiği zaman Türkiye çok kırılgan bir hale geldi. Bu da izlenen dış politikadan tutun ekonomik politikalara kadar birbirini besleyen unsurlar. Yani işte şimdi mesela paranızı getirin ne kadar olursa olsun işte kaynağını sormayacağız deniyor. Şimdi bu dünyadaki total işte terörün finansmanı ile ilgili ele alınan yaklaşıma alabildiğine ters. Türkiye'nin şimdi terörle mücadelesinde de en büyük eleştiri burada. Finansmanına yönelik hiçbir şey yapılmıyor. Ya işte kara paranın aklanmasından tutun. Yani işte düşünün siz o Panama belgeleri çıktı ortaya biliyorsunuz. Düşünün siz işte bir suç sonucunda bir gelir elde etmişsiniz. Yurt dışına götürmüşsünüz. Şimdi diyor ki getir
hiç vergisiz ben bu parayı sisteme enjekte edeceğim. Bu sıfır maliyetli kara para aklamadır. Üstelik sisteme de faydası olmaz. Bu ekonomik, yani bundan tutun işte göçmen politikalarına kadar. Yani şu anda Türkiye'de kampların dışında inanılmaz sayıda kimliği bile, açık kimliği bile belli olmayan milyonlarca insan var. Şimdi bu bunların bir bütünlüklü şekilde ele alınıp, yani Türkiye'nin yönetim paradigmasının, yönetim yaklaşımının değiştirilmesi gerekir. Artık farklı bir coğrafyaya dönüştü. Sadece Türkiye değil, dünyada böyle bir yaklaşım var. Buradan yanlış anlaşılma olmasın, yani güvenlik önlemlerinin daha arttırılması değil. Tam tersi, kökeninde sorunları çözecek barışçıl bir politika perspektifine ihtiyacımız var. Siz Suriye'yi istikrarsızlaştırıp Suriye'deki terörist grupları şu ya da bu şekilde desteklemeye devam ettikçe bu Türkiye'de de bir istikrarsızlık nedeni olacaktır. Şimdi İsrail'e yakınlaşma, kadar, Rusya ile yakınlaşma, belki sırada Esad'la yakınlaşma ki gelen bilgiler bu şekilde temaslarda kurulduğu yönünde. Ama şu var, bunlar olsa bile Türkiye'nin stratejik olarak Türkiye'yi yönetenlerin IŞİD'le araya ciddi bir mesafe koyamadığı sonucuna mı varıyoruz biz? Yani İslam devleti kurmak isteyen bir örgüt IŞİD'in açılımına baktığımız zaman Türkiye'nin laiklik yapısındaki o törpülenmeyle birlikte mi bakmak lazım? Bakın, buraya? IŞİD'in kuruluşundaki birkaç kez isim değiştirdi biliyorsunuz. İngilizcesinde İSİ ile oradaki Levant bölgesi olarak geçer ve Türkiye'nin topraklarını da içerir. Kapsar. Yani zaten ilk kurulduğu andan itibaren IŞİD'in hedefinde zaten Türkiye vardı. Ama o dönemde AKP sadece Esad'ı, o mezhepçi takıntılı politikası nedeniyle Esad'ın gitmesini sağlamak için ılımlı muhalefet diyerek bu kan içici çeteye, yani insanlık dışı, orta çağı bile gerisinde kalmış bu çeteye destek oldu. Militanlarını destekledi. En önemlisi de Türkiye'de, işte Ankara'nın Hasköy'ünden tutun İsmet Paşa'sına kadar, İstanbul'un bir takım kırsal kesimlerine kadar bir sürü yerde buralardan gruplar halinde insanlar Suriye'ye gidip bu yapıların altında kimi IŞİD'in, kimi Nusra'nın, kimi Ahrar-ı Şam'ın çatısı altında savaştı. Geldi, kimisi tekrar gitti, kimisi orada yer aldı sürekli, kimisi örgütlendi. İşte Adıyaman'daki meşhur o soruşturmayla ortaya çıkan çay ocaklarını. Hayır, Gaziantep'te herkes tanıyor, Antep, gitseniz gösterirler bakın, deniyor. Antep'te sanırım dördü buldu yol ortasında infaz edilen gazeteci sayısı. Suriye'den gelip işte IŞİD karşıtı ya da rejim yanında, yani Esad rejimi yanında haberler yapan gelen gazetecilerin dört tanesi yanılmıyorsam infaz edildi. Şimdi bunların hepsi orta yerde duruyorken biz işte güvenlik sorunumuz yok dediğiniz zaman demek ki sizin daha ilk baştan itibaren olayı ele alışınızda bir yanlışlık var. Bunun bir kısmı inanıyorum kifayetsizlik, yani çapları bu kadar bu işe vaziyet eden adamların, ama en önemlisi de bu bir tercih. Siyasi tercih. Şimdi bu sıkışırmış... Beceriksizlik, başarısızlık deyip geçemeyiz yani. Bu bir kısmı ama asıl önemli, belirleyici olanı bunun bir politik, yani Türkiye'yi yönetmek için aynı zamanda bir yöntem olarak kullanılıyor olması. Bakın şu anda Türkiye'de böyle bir büyük vahim olay olmuş. Olması gereken nedir? Türkiye'deki tüm unsurların, değil mi? Muhalefetin, parlamento içi, parlamento dışı muhalefetin, tüm yapıların bu konuda bunun önüne nasıl geçirilere dair bir fikir ortaya koyması. Ama hükümet adına diyebileceğimiz Mehmet Metin'in ilk açıklaması ne? Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasıyla bu saldırının... Eşleştirme yapıyor orada bir saçma sapan. Şimdi bu zaten yalan ve yani ne olduğunu çok iyi biliyor. Arka planını çok iyi biliyor. Zaten eylemin niteliğini duyar duymaz bu işlere azıcık meraklı gazete okuyan bir kişi bunun IŞİD tarzı bir eylem olduğunu çok net bir şekilde teşhis eder. Ama buna rağmen siz kalkıp Kılıçdaroğlu'na hedef gösteriyorsanız, yani kişisel niteliklerine dair şimdi burada canlı yayında çok ağır şeyler söylemek istemiyorum ama demek ki sizin politik olarak hedefiniz bu sorunu çözmek değil, tam tersi Türkiye'deki kamplaşmayı arttırıp
Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı muhalefeti hedef gösterip iktidarınızı devam ettirmek. Yani şu anda Türkiye yansa, tamamen ortadan kalksa bile bu adamların bunun çözümüne dair sağlıklı bir yaklaşım, total bir yaklaşım çıkarmaları mümkün değil. Üstelik de bunu milli diyerek yapıyorlar. Bakın milli dedikleri şey aslında darala saraya sıkışmış durumda. Hı hı. Milli diyorlarsa bilin ki sarayın çıkarıyla ilgilidir. Vizyonu, çapı son derece tabii, daralmış bir durumdayız. Yani o kadar ki artık AKP'yi bile kapsamıyor milli dedikleri. Bakın şu anda inanıyorum yani çok açıktır. Havaalanında ölen yurttaşların içerisinde, yaralanan yurttaşların içerisinde herhalde AKP'ye destek olanlar da vardır. Değil mi? Ama bunların politikaları onları bile koruyamıyor. Tam tersi işte Ankara Güven Park, değil mi? Yani orta ve alt gelir grubunun evlerine giderken kullandıkları bir otobüs durağında meydana geldi patlama. İşte İstanbul'daki patlamalar. İşte düşünün yani bu artık tamamen sarayın iktidarını sürdürmek için kullanılan bir yöntem haline gelmiş durumda. Şimdi bu noktada Sayın Caner, bu noktada bir yandan da AKP birilerinin de bu yanlışları ifade eden birilerinin de yanlışları ifade etmesine engel olmak amaçlı yargıyı dizayn etmeye devam ediyor. Yani bu olaya tabii ki cemaat boyutu ayrı, orayı da konuşuruz, orayı görmezden gelemeyiz ama cemaate itiraz ederken AKP'lileşmeye de itiraz ediyoruz yargıdaki. Ne cemaat ne AKP. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarını istiyoruz biz, hakimlerini istiyoruz. Şimdi yüksek yargıya geçelim ama kısa bir reklam arasından sonra. Çünkü zapturapt altına alma çabası bu. Bütünüyle görmek lazım her şeyi. Ve konuşanı da sanatçısından, politikacısından, siyasetçisinden, en son dokunulmazlık meselesinden sonra konuşmamasına, konuşturmamaya yönelik bir çaba sergileniyor. Yargı mücadele alanı yok ediliyor. İşte kısa bir aradan sonra da meclisteki o yasayı biraz değerlendirmek istiyoruz. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Evet, bir yandan terör saldırıları etkisi altında Türkiye'yi böyle sarsarken, ara ara sarsarken hükümetin bu etki, yarattığı etkiyi biz değerlendirmeye çalıştık. Sevgili izleyiciler, İlhan Cihaner'le sohbetimizde. Çünkü sorumluluktan kaçıyorlar ya hani, ama bunları konuşanları da etki altında, yani baskı altında tutmaya yönelik çabalar var. En son yargı bir nevi altın vuruş sanki, yüksek yargıya getirilen bu uyuşturucu müptelalarının, biliyorsunuz o benzetme yapılır. Öyle bir hale getiriyorlar ki yüksek yargıyı, bundan sonrasında herhalde yargıdan adalet beklemeyelim noktasına mı geliyoruz? Meclisteki bu yasayla ilgili ne söyleyebilirsiniz? İlk konuşmamızın ilk bölümünde zaten bir her şeye bütünlüklü yaklaşmak gerektiğini, bir idare yönetim tarzıyla ilgili bir değişiklik gerektiğini söylerken yargıda bunun en önemli ayaklarından birisiydi. Yani bugüne kadar yargının işte bu tarz gruplara, bu tarz gruplarla ilgili kişilere, şüphe altındaki, suç şüphesi altındaki kişilere, şüphelilere ne kadar müsamahakar davrandığını hepimiz biliyoruz. Yani İŞİD'in Türkiye emirini son derece işte kibar bir şekilde, tırnak içerisinde, ya koluna bile dokunmadan işte gözaltına alma görüntülerini hatırlayın. Bir de bir anayasal hak olan toplantı gösteri yürüyüşünde, barışçıl bir yürüyüşte sadece eleştirel birkaç slogan attı diye vahşice gözaltına alınan işte öğrencileri, bilim adamlarını falan düşünün. Bu bile bunun göstergesi. Tutuklamaların kimin lehine kullanıldığı, işte soruşturmaların kimin lehine daha etkin bir şekilde yürütüldüğü, yürütülmediği bakıldığı zaman bu ortaya çıkıyor. Çünkü devletin, AKP artık bu devlet derken AKP'yi kastediyor. Çünkü bir parti devlet olgusuyla karşı karşıyayız. AKP'nin öncelikleri, tehditleri, doğrudan doğruya yargının öncelikleri, tehditleri de oluyor. Öyle olunca da zorunlu olarak bir takım yapılar palazlanabiliyor. Yani buradaki bütünlükçü ele almak gerekir dediğimden kastım da bu. Şimdi bir ülkede, bir devlette
yargıdan ne beklenir? Yargıdan adalet beklenir. Şimdi bugüne kadar biz genellikle hükümet ve cemaat ikilemi içerisinde ele aldık. Yargıda olan biteni. Cemaat yargısının ağırlıklı olarak 2007'den sonra Türkiye'ye yaşattığı hukuksuz süreç tartışmasız. Bir kere o süreci değerlendirirken o sürecin hem siyasi ortağının hem de fiili olarak hukuksuzluklarda en önemli rolü alanların AKP'nin seçkinlerinin olduğunu bir kere unutmamamız lazım. Dolayısıyla o dönemde de AKP'nin bir sorumluluğu var. Ama şunu, yani şu andaki görüşülmekte olan mecliste yasada dahil olmak üzere yargı üzerine söz söyleyen herkesin bir kere yargıdaki cemaatçi yapılanmayla, cemaatçi yapılanma iddiasıyla ülkenin devam edemeyeceğini baştan bir kere görmesi lazım. Ancak AKP'nin görünürde istinaf mahkemeleri için getirdiğini iddia ettiği bu yasa cemaatle mücadelede başarılı olacak uygun bir yöntem midir sorusu gündeme geldiği zaman kesinlikle değildir. Çünkü her şeyden önce kimin cemaatçi olup kimin cemaatçi olmadığına nasıl karar vereceksiniz? Şimdi anlaşılıyor ki biliyorlar. O zaman bize nasıl bildiğinizi, bunu nasıl belirlediğinizi kamuoyuna açıklamanız lazım. Çünkü yargı Türkiye toplumunun tamamını ilgilendiriyor. Şöyle ki tamamını ilgilendiriyor. İşte biraz önce deminden beri değerlendirdiğimiz bir terör olgusuyla karşı karşıyayız. Burada soruşturmayı yapacak yargıçların, savcıların, davada rol alacak yargıçların, savcıların her şeyden önce işin ehli olması lazım. Tarafsız, bağımsız, etkin bir şekilde olaya vaziyet etmeler lazım. Siz böyle kadrolar yerine size ideolojik yakınlığı nedeniyle birilerini getirirseniz etkin bir sonuç elde edilemez en azından. Bunu o kadar çeşitlendirebiliriz ki arazi uyuşmazlığı her olandan... Şey dahil. Tabii sonuçta. Arazi... Şu bile oldu Sayın Cihaner, AKP'li bir milletvekili şikayet etti. Davası ile ilgili hakim ararken ocu bucu şucu diye aradığında. Kuşkusuz. O hale gelmiş şu, yani. Bu hale getirdi. Dolayısıyla yargı aslında toplumun tamamını, tüm uyuşmazlıklara, yaşanan her şeye bir şekilde temas ediyor. Dolayısıyla bu olguyu, yani yargıya ilişkin bu olguyu herkesin dikkatle takip edip kendisine sorun edinmesi lazım. Şimdi biz cemaatçi yargı, cemaatin yargıçlarını, savcılarını ne için eleştiriyorduk? İşte Türkan Saylan'ı tutuklayamazsınız. Burada tutuklama koşulları yok diyorduk, değil mi? İşte İlhan Selçuk'u gözaltına alınması. Sembolik olaylardan bahsediyorum. Ama Türkan Saylan'ın tutuklanmasıyla Şebnem Korur Fincan'ın tutuklanması arasında tutuklama koşulları bakımından, hukuka aykırılık bakımından aslında pek de fark yok. İkisi de hukuksuzluk noktasında birbiriyle yarışır. Siz şimdi cemaatçileri pasifize ettiğinizi söylüyorsunuz, değil mi? Cemaatçiler şu anda etkin noktalarda değil. Sulh ceza yargıçlarını özenle seçtiniz. Senin seçtiğin sulh ceza yargıcının hukuk pratiğiyle ortaya koyduğu ürün, çünkü biz yargıdan bir ürün bekliyoruz. O da adalet, değil mi? Uyuşmazlığı, önüne giden uyuşmazlığı çözmesi. En önemlisi de yurttaşların hak ve özgürlüklerine otoriteden, devletten gelebilecek saldırılara karşı bir fren, bir denge, bir koruyucu kalkan olmasını bekleriz biz. Ama tam tersi, cemaat yargısıyla birlikte Türkiye'de artık tehdit, hak ve özgürlüklere tehdit artık yargıdan gelmeye başladı. Bakın, eğer bir tutuklama gerekçesi olarak tutuklamaları için herhangi bir engel yok diye yazılmışsa, orada önceden, yani şimdi mücadele ettiklerini söyledikleri cemaat yargısından çıkan tutuklamaları aşmış demeklerdir hukuksuzluk anlamında. Dolayısıyla bizim üçüncü bir yolu inşa etmemiz lazım. Yani ama aşama aşama da AKP bir plan uyguluyor gibi. İşte dokunulmazlıklar, yüksek planı şu, yargı. Yani yargıyla ilgili planı şu, tamamen kendi kontrolünde bir yargı hayata geçirmeye çalışıyor. Bunu şuradan da çıkarıyoruz. Bakın, şimdi bir İstinaf mahkemeleri kurulduğu için yüksek yargıya gelecek olan iş sayısında bir azalma var. Dolayısıyla bu kadar fazla Yargıtay üyesine gerek yok diyerek, Danıştay üyesine gerek yok diyerek bu yasayı çıkarıyor ve bir gecede, daha doğrusu bir gecede demeyelim, bu yasa yürürlüğe girdiği anda başkanlar hariç tüm Yargıtay üyelerinin, Danıştay üyelerinin üyelikleri sona ermiş olacak.
Yani Yargıtay üyesi, yargıcı olma sıfatları sona ermiş olacak. Şimdi bunların içerisinden 300 tane Yargıtay üyesi yeniden atanacak. Belli sayıda Danıştay üyesi yeniden atanacak. Ama Danıştay ve Yargıtay'da var olduğunu öne sürdükleri sayıyı düştüğünüz zaman bile fazladan 30-40 kişinin daha tasfiye edileceği anlaşılıyor. Kimleri tasfiye edecekler göreceğiz. Sarayın etkisine girecek tabii ondan sonra da atamalar yani. Kuşkusuz. Dolayısıyla bir kere bu tarz oyunlarla cemaatle mücadele edilemeyeceği gibi adil bir yargının... Biraz şöyle sanki, kulağı tersten göstermek. Kulağı tersten göstermek falan değil. Doğrudan doğruya kendilerine bağlı bir yargıyı dizayn etmeye çalışıyorlar. Eğer sahiden samimi olsalardı cemaatle mücadelede ya da doğru yöntemi aramış olsalardı şunu yaparlardı. Etkin, hızlı bir adli ve idari soruşturma başlatırlardı. Yargı bu olayda hem bu tarz suçlamalarla karşı karşıya kalmış kişilere savunma hakkı verirlerdi. Yani çünkü kim cemaatçi olduğuna karar veriyor? Bir dönem birlikte çalıştıkları adamlar ya da MIT ya da bu adil olamaz. Çünkü şu anda görüyoruz ki hoşlarına gitmeyen birçok yargıçları da bu cemaatçidir diye şimdiden kodlamaya başlamışlar. Tabii hani örnekleri var. Cemaatle mücadele edenlere bile cemaatçi diye tabii, elimiz oluşturuyorlar. Elimiz değmişken onu da aradan çıkaralım diye onları da tasfiye edecekler. Etkin, hızlı bir adli ve idari soruşturma başlatılırdı. Dosyalarına bakılırdı. Sonra biz bu tartışmaları genellikle meşhur davalar üzerinden yapıyoruz. Bakın hükümet bugüne kadar 17-25 Aralık tır davaları, işte liman davası falan gibi sadece kendisine dokunan davalar dışındaki davalarda rol alan hakim savcılara ilişkin çok etkin bir şey geliştirmedi. Soruşturma geçirmedi. Yürüdüğü söyleniyor ama bugüne kadar ortaya henüz bir şey çıkmadı. Bu adamlar hala hakim savcılık yapıyor. Şimdi eğer sahiden etkin bir mücadele hedeflenmiş olsaydı buna dair bugüne kadar adımlar atılırdı. Bu adamların sistem içerisinde kalmasına izin verilmezdi. Bundan sonraki aşama ne olur Sayın Cihaner? Yani artık böyle AKP istediğini yapıyor zaten, onu görüyoruz. Hani meclisi etkisizleştirdiğini görüyoruz. 1 Kasım'dan sonra bir yönetim gücü edindiği için, Cumhurbaşkanı da zaten partili olduğu için aşama aşama bir planın adımlarını atıyor AKP. Şimdi bundan yargıyla ilgili olarak bu yasa çıktıktan sonra önemli oranda artık projesini, yargıyla olan projesini tamamlamış önemli oranda tamamlamış sayılabilir. Ama işte anayasaya aykırı olduğu çok açık bu yasanın. Anayasa, CHP gidecek zaten. Anayasaya, anayasa mahkemesine yüksek olasılıkla başvuracağız. Ama bu anayasa değişiklikleri geriye yürümez. Yasa yürürlüğe girdiği anda 5 gün içerisinde zaten yeni üyelerin seçilmesi gibi bir kural var. Yaşanacak bu, zaten. Bu olacaktır ve geriye tabii buna dair hukuki tartışmalar çok geriye yürüyebileceğini iddia eden önemli anayasa hukukçuları da var. O devam edecektir. Ama bunların tamamı işte bugünkü patlama Türkiye'yi çok daha zor günlerin beklediğini, özellikle AKP'nin bu idare tarzını, yani Türkiye'yi kamplaştırıcı, sorunları topluma mal ederek bir tüm toplumun sorunu hale getirip çözmek yerine sadece daralmış bir seçkinin, AKP seçkininin kişisel çıkarını maksimize etmek, onların iktidarlarını devam etmek şeklinde hedeflerini belirledikleri için ve bu yapıda gitgide artan oranda bir kriminal yapıya büründüğü için bizi zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin güçlü zor dinamikleri de var. Bizi. Güçlü dinamikleri de var. Türkiye'yi götürmek istedikleri karanlığa karşı direnecek çok güçlü yapıları da var. Hala direnenler var, boyun eğmeyenler var. Ben hedefledikleri noktaya gidemeyeceklerini ama zor günlerinde beklediğini biliyorum. Zor tabii, hani Türkiye'nin cumhuriyet kültürünü bakınca, demokrasi kültürüne bakınca hani yapmaya çalıştıkları şeyde hızlı ilerlediklerini görüyoruz ama bir şekilde de bir dinamik harekete geçecektir diyelim. Tabii ki hiç beklenmedik yerden bir şeyler Gezi çıkabiliyor. Gezi gibi bir anda. Yani Gezi var, işte mücadele veren örgütlü yapılar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun. İşte sendikalar, sivil toplum kuruluşları. İşte Haziran Hareketi var.
Liselerimiz var. Yani yani hiç beklenmedik bir yerde otoriteye belki de en güvencesiz gördüğünüz, en son bekleyeceğiniz kişiler o üzerlerine giydirilmek istenen elbiseyi reddedebiliyorlar. Evet canlarım diyorum ben onlara. Dolayısıyla iş o kadar kolay değil. Türkiye yani, dileriz ama ki sorun şu, tüketmesin işte dinamik gücünü. Dün gece yaşadığımız olay gibi birçok yurttaşımız bunun faturasını ödüyor. Başımız sağ olsun diyelim, sözümüzü bağlarken bu son olsun diyelim. Her seferinde bıkmadan usanmadan böyle söylüyorum. Gelen görüntüler var, fotoğraflar var. Çok dramatik olayın dramatik boyutunu yansıtıyor. Ne yaşadığımızı aslında yansıtıyor. Yaşattıkları bize korkuyu, endişeyi, üzüntüyü yansıtıyor. Sözü bağlarken o fotoğrafları alalım ekrana. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler. Çok kanlı görüntülerse... Biraz. Yok, ben terörün amacına ulaşması o anlamda önemli buluyorum yansıtılacak fotoğrafları ama duygularımızı yansıtan fotoğrafları görelim biz ve sözü bağlayalım diyoruz bugünlük sevgili izleyiciler. Evet, Atatürk Havalimanı'ndan gelen bu fotoğraflar tarihe yansıyacak. Endişeyi, üzüntüyü, korkuyu, paniği anlatan fotoğraflar, o anı anlatan fotoğraflar tarihe yansıyacak, tarihe kalacak. Evet sevgili izleyiciler, bu fotoğraflar hatıramızda, hafızamızda yer edecek. Gazete başlıklarında, gazetelerde de zaman zaman kullanıldığına tanık olduğumuz fotoğraflar bunlar. Bize bugünü, dünü, dün geceyi bu fotoğraflar hatırlatacak bundan sonra. Her saldırıdan sonra bir fotoğraf biliyorsunuz simge haline geliyor. İlk yayınladığımız fotoğraf da sanki onun bu olayın simgeleri haline de simgesi olarak değerlendirilecek bir fotoğrafmış gibi. Evet bugün yine zor, bugün yine gönlümüz hoş değil, bugün yine içimiz dar. Başımız sağ olsun, son olsun diyerek yine nokta koyuyoruz sevgili izleyiciler. Yarın yeni güne, daha güzel bir güne, daha güzel bir dünyaya, Türkiye'ye uyanmak üzere saat 8'de sizi bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.